Söz Hasan Basri Yalçın. E, hocam hoş geldiniz. Hoş e, bize katılan konumuz e, buydu. E, sizi beklerken konuları epey biriktirdik. Dolayısıyla müsaadenizle e, önünüze labirent gibi bir şey koymak zorunda kalacağım. <laughs> e, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ankara ziyareti basın toplantısından çıkan mesajlardan yola çıktık. Tahıl konusunu e, ayrı e, tutmuştuk. Tahıl konusu e, bizi e, tahıl üretimimiz, tarım politikamız, buradaki eksiklerimiz, e, gıda fiyatları vesaire oraya kadar e, götürmüştü. Bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz? Benim temel sorum da Rusya ile aramız nasıl? Bunun ipuçları çıktı mı bu günkü temaslardan? Rusya ile aramız nasıl? Aramız nasıl sorusuydu? Yani Rusya ile aramız e, gayet iyi. Yani gayet. Ö, özet özetlemek gerekirse e, şöyle söyleyelim bu hani Rusya ile çok seviştiğimiz anlamına yorumlanmasın. Biz Rusya ile birçok sahada çekişiyoruz Türkiye olarak e, ama Rusya ile özel bir ilişki biçimini geliştirmeyi becerebildik. O ilişki biçimi de şu yani İdlib'de kıyasıya rekabet ediyorsunuz ama sonrasında oturup bir uzlaşı metnine imza atabiliyorsunuz. Veya Rusya Suriye'de size PYD konusunda zorluk çıkartıyor ama yine onunla ilgili bir taviz alabiliyorsunuz. Libya'da karşı karşıya geliyorsunuz ama işte dişe diş bir mücadele veriyorsunuz sonra bir sonuç çıkıyor falan. Batı ile ilişkimizde böyle bir durum söz konusu değil özellikle Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz. Suriye'de tek bir adım taviz vermemek için Türkiye'ye her şeyi denedi. Hı. İşte Türkiye ondan sonra birçok alanda kendi adımlarıyla kendi isteklerini almak mecburiyetinde kaldı. Ee, Rusya'nın bir de şu an Türkiye ile ilişkisinin daha iyi olmasını gerektiren bir şey Türkiye e, tüm Batı ittifakından farklı bir tutum sergiledi. Batı ittifakının Rusya'ya karşı tavrını e, fazla ideolojik, fazla e, ne diyelim, bazı alanlara odaklanmış buluyor Türkiye. Ve Türkiye özellikle Suriye gibi alanlarda yaşadığı sıkıntılarda, batıyla yaşadığı bir yakın tarihin sonucu olarak oraya doğrudan doğruya güvenemeyeceğini bildiği için dengeli bir tutum sergiliyor. Ne diyor? Baştan beri Türkiye açıkça şunu söylüyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi baştan sona yanlıştır. Ama Rusya'yı bir e, ötekileştirme uluslararası sistemde lanetli bir ülke haline getirme yaklaşımı da çözüme katkı sunmaz. Yani eğer Ukrayna'da bir çözüm istiyorsanız, eğer bu tahıl meselesinde çözüm istiyorsanız, eğer enerji meselesinde çözüm istiyorsanız, eğer Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü vesaireyi önemsiyorsanız, e, bu hani ben kulağımı tıkadım Rusya ile oynamıyorum oyununu bir kenara bırakmak mecburiyetindesiniz. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin çok işine geliyor bu. Çünkü o Amerika döndü hikayesinin arka planında şu vardı: Amerika kendisi dönüyormuş gibi yaparak Avrupalıları Rusya'nın karşısına dikmek asıl yapmaya çalıştığı şey oydu. Yani Ukrayna'da asıl mücadele alanını Avrupa, başta Almanya olmak üzere onunla birlikte Avrupanın üzerine sarmak ve işte kendi küresel politikaları çerçevesinde Asya-Pasifik bölgesine açılmak, burada bir denge kurmak istiyor. Yani Avrupa ile Rusya'yı birbirleriyle e, zıtlaşan bir konumda çekişmeli bir konumda tutmaya çalışıyor hatta mesela hatırlayacaksınız savaşın başlangıcında ilk çok hızlı döneminde e, hızlı bir şekilde Amerikalılar şey işine girişmeye başladılar savaş suçu işleniyor bilmem ne falan bununla bir e, küresel olmuyorsa batının içerisinde bir bütün e, Putin lanetlemek üzerine Putin'i Putin saddamlaştırmak kaddafileştirmek üzerine bir eğilim kurup Avrupalıların Putin'le rasyonel bir müzakere zeminine oturma şansını da ellerinden almaya çalışıyor. Savaş suçları işlendiğini gördük ama. Ya tabii o, o, on, onları söyle ama savaş suçları işlendiğini biz Amerika'da da defalarca gördük. Yani Amerikanın da savaş suçu işlediğini gördük Rol. ama kimse Fırat Amerikalıları yargılamaktan gördük. falan bahsetmedi. Kimse Amerikalıları uluslararası sistemin dışarısına atmaya falan kalkışmadı. Yani kal olmalıydı o ayrı bir mesele de. Ee, Amerika bir bir propaganda yapıyor Avrupa'nın üzerinde. Ve o propaganda çerçevesinde Avrupalıları kendi kanatlarının altında kımıldayamaz hale getiriyor. Bakın mesela İsveç ve Finlandiya'yı konuşuyoruz değil mi? İsveç ve Finlandiya. İsveç, Napolyon savaşlarından bu yana hiçbir resmi ittifakın parçası olmamış. 200 yılı aşkın bir süredir. Bunun üzerinden Birinci Dünya Savaşı geçmiş, İkinci Dünya Savaşı geçmiş, Soğuk Savaş geçmiş, Soğuk Savaş boyunca NATO diye bir şey var hiç girmemiş. Soğuk Savaş yıllarında, Soğuk Savaş'tan önce Finlandiya 2. Dünya Savaşı'nda Rusya tarafından işgal edilmiş ama Soğuk Savaş'ta yine NATO'ya girmeyi düşünmemiş. Şimdi Ukrayna işgal edilince tehdit çok artmış. Bizi de işgal edebilir diye İsveç ve Finlandiya NATO'ya dahil oluyormuş. Bu hikaye inandırıcı bir hikaye değil. Yani çok daha Rus tehdidinin, Sovyet tehdidinin Finlandiya ve İsveç üzerinde çok daha yoğun olduğu tarihsel dönemlerde NATO ittifakını düşünmeyen bu iki ülke şimdi Ukrayna işgali yarın biz de işgal edeceğiz. İyi de bu ilk defa almıyor siz daha önce işgal edildiniz mesela Rusya tarafından. Onun üzerine bile düşünmediniz bunu. Burada hikaye şu. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği üyesi olup da NATO üyesi olmayan aktörleri NATO'nun şemsiyesi altına alıp onları daha kontrol edilebilir bir yapının içerisine entegre etmeye çalışıyor. Bu nedenle İsveç ve Finlandiya'nın aslında NATO'ya üyeliğinin asıl özneleri İsveç ve Finlandiya değil Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri istediği için oraya dahil oluyorlar. Şimdi böyle bir keskin hat kuruluyor burada. Amerika batıyı topyekün Avrupa'yı merkeze alarak Rusya'ya karşıt konumlandırıyor. E bizim de yakın geçmişimizde şöyle bir sorunla karşılaşmışız. Bu tür durumlarda batılılara her güvendiğimizde yarı yolda bırakılmışız. Hatta Suriye sahasında değil mi? Bizi Ruslarla karşı karşıya getirmek için ellerinden geleni yaptılar ve biz sonra bu meseleyi kendi imkanlarımızla Ruslarla görüşerek çözdük. Ve orada geliştirdiğimiz bir diplomatik alışkanlık bugün Türkiye'nin bir işine yarıyor. Ve Türkiye diyor ki çok mantıklı bir şekilde bakın eğer gerçekten Ukrayna'da savaşın bitmesini istiyorsanız Amerika'nın istemediğini biliyoruz. Avrupalılar ister. Çünkü Avrupalılar bundan Amerikalılardan çok daha büyük zarar görüyor. Gaz fiyatları, tahıl, şu, bu her şey açısından. Ama Avrupalılar şu an Türkiye'nin geliştirebildiği pozisyonu, geliştirmek mecburiyetinde kaldığı pozisyonu, Avrupalılar bu zamana kadar geliştirmenin yakınından bile geçmediler. Onlar kendilerini e, bildiğimiz o liberal küreselleşmecilik eğiliminde Amerika'nın kanatları altında, kendilerinin ekonomik büyümelerini sağlayan ama askeri yükleri Amerika'nın sırtına e, saran bir sistemle devam etme ümidi içerisinde durdukları için bu zamana kadar mesela dikkat edin Macron Moskova'ya gittiğinde Putin Macron'u hiç ciddiye almadı. Neden almadı? Çünkü Macron kendi başına bir inisiyatif geliştirip Amerika'nın pozisyonundan ayrı bir pozisyon ortaya koyamaz. Almanya aynı şeyi yapamaz. Yapmaya kalkıştıklarında mesela Almanya e, askeri desteği Rusya'ya yönel Ukrayna'ya yönelik askeri desteği daha az vermeye kalkıştığında bütün Avrupa kamuoyu, Batı kamuoyu Almanya'nın üzerine çullanmaya başladı. Veya işte bugün Avrupa'nın içerisinde alternatif bir söylem. Mesela şeyi düşünün eski başbakan kimdi? Schröder. Hmm. Schröder yani mesela Schröder. çok yakın bir ilişkisi var Putin'le şey üzerinde. Bugün Schröder Almanya'da istenmeyen adam ilan ediliyor falan. Niye? Çünkü... Bir şirketin danışmanlığını yapıyor tabii, tabii, bir yanlış hatırlamıyorsam. O gaz şirketi. Kuzey Akın şeyi yani mucidi, yöneticisi vesaire. <laughs> Şimdi bu böyle bir zeminin içerisinde Avrupa rasyonel bir diplomasi zeminine oturamıyor. Türkiye ise bu ara buluculuk meselesini neden gündeme getiriyor biliyor musunuz? Ben ara siyasetini uluslararası ilişkilerde hiçbir zaman faydalı bulan birisi değilim. Uluslararası ilişkiler çalışan birisi. Yani faydasız bir şeye mi talip olduk? Hayır hayır bakın şöyle söyleyeyim. Genellikle ara buluculuk e, şöyledir. Çok bir sonuç üreteceğini zannedersiniz. O beklediğiniz sonuçları nadiren alırsınız. Çünkü ara buluculuk için ortaya çıktığınızda da ee, o aslında sizin kendi kapasitenizden çok tarafların size mecbur olması ile ilişkili bir durumdur. O yüzden nadiren çalışır ve özellikle büyük süper güçler falan para buluculuk adı altında bu işleri becerebilirler. Mesela işte orta düzeyde devletler, Kanada gibi devletler falan sürekli çıkarlar ortaya. Çok da sonuç üretemezler. Ama burada çok tuhaf bir konjonktür ortaya çıktı. Yani Türkiye'nin o yakın geçmişte Rusya ile olan ilişkisi çerçevesinde Rusya, Türkiye'nin batıdan bağımsız pozisyon alabileceğini görüyor. Rusya Türkiye'yi ciddiye alıyor. Rusya Türkiye'yi kendisinin dünyaya açılmasının önemli kapılarından birisi olarak görüyor. Hatırlayacağınız üzere Antalya Diplomasi Forumu'na geldiğinde Lavrov iki saatlik, iki buçuk saatlik bir basın toplantısı düzenledi. Batı kamuoyuna televizyonlardan seslenebilmek için. Bütün dünya canlı. Moskova'da yapsa aynı açıklamayı kimse e, onu canlı bir şekilde vermiyor. Dolayısıyla bu bunları kullanmak için Rusya Türkiye'nin teklifini ciddiye aldı. Ama savaş belli bir dönemden sonra yani bir kilitlenme evresine girdiği için e, kısa vadede de çözülmesi çok kolay olmadığı için e, şu an itibariyle arabuluculuk teklifi masada duruyor. Ha, Türkiye bu arabuluculuktan herhangi bir şey kaybetmez. Arabuluculuk denersiniz, söylersiniz, teklif edersiniz. Bir kere uluslararası kamuoyunda aklı başında rasyonel bir aktör olarak gözükürsünüz. Barışı destekleyen taraf olarak gözükürsünüz ee, ama çalışmadığında da bir şey kaybetmezsiniz. Türkiye'nin bence arabuluculukla ilgili buradaki en önemli meselesi neden Türkiye arabuluculuk e, teklif ediyor? Şu Batı Rusya'ya yaptırımları uygularken bu arabuluculuk mekanizması sayesinde Türkiye Batı'ya deyip, dönüp diyebiliyor ki ya bakın tek kapı ben kaldım. Hmm. Benim bu ara buluculuk faaliyeti önemlidir. Bu kapıyı da kapatırsak... ...Ukrayna Savaşı'nı bitirmekle ilgili... ...Batı'nın alabileceği bir inisiyatif geride kalmaz. Dolayısıyla biraz araçsal bakmak lazım bu meseleye. Yani Türkiye, Ukrayna'da barışı tek başına sağlayacak. İşte Rusya'yı masaya oturt da onu tek başına ikna edecek falan. B böyle değil. Asıl mesele orada... ...Türkiye'nin elini kolunu rahat bırakacak. Türkiye'yi bir tarafa güvenmediği bir tarafa doğrudan angaje edecek bir pozisyondan kaçınmak. O nedenle arabuluculuk faaliyeti Türkiye'nin dengeli siyasetini mümkün kılıyor. Bakın tahıl meselesinde, tahıl meselesi gündeme geldiğinde neden Rusya Lavrov çıkıp bugün buraya geliyor? Çünkü hala Türkiye bu alandan e, Rusya'ya bir açılım sunabilecek tek ülke. E, Ukrayna'ya yine deniz yolundan bu anlamda bir açılım sağlayabilecek Türkiye tek ülke. Ha mesela şunu söyleyebilirim ben size. Çok mesela basit bir stratejik değerlendirme yapsam. Evet ekonomik anlamda Ukrayna Rusya savaşından Türkiye ve tüm dünya belki Türkiye'ye yakın olduğu için çok daha büyük ekonomik zararlar görüyor. Ama mesela Rusya'nın Ukrayna'da yaşadığı şu hezimet Türkiye'nin birçok alanda da elini kolunu rahatlatıyor. O yüzden mesela Türkiye de konuya şöyle yaklaşabilir değil mi? Ya devam etsin buradaki e, insanlık dramı. Nasıl olsa Rusya burada zayıfladıkça Suriye, Libya gibi alanlarda ben daha rahatlıyorum diye düşünebilir. Ama sadece bunun üzerinden gittiğinizde, bu çıplak hikaye üzerinden gittiğinizde o dengeli tavrınızı sürdürmek kolay olmuyor. Türkiye ya yani Türkiye büyüklüğünde bir devletin, Türkiye çapında bir devletin diyelim. Ee, en zor işlerinden bir tanesi bu dengeli pozisyonu koruyabilmektir. Çünkü sizi bir yere entegre edip o mekanizmanın içerisinde eritmek ve sesinizi kısmak isterler. Siz ekonomik yaptırımlara da uymak zorunda kalırsınız. İşte askeri meselelerde de siz o işin bir parçası haline gelirsiniz. Siyaseten ilişkileriniz zayıflar. E benim Suriye'de Rusya ile birçok işim var. Ben şimdi onları feda edip bir anlamda bu bütün politikamı batının çerçevesinde belirleyecek olursam... ...kusura bakmayın batı benim sınırımda bir terör devleti kurmaya çalışıyor... Ben o terör devletinin kurulmasını ancak nasıl engelleyebildim bu zamana kadar? Rusya ile yaptığım bu müzakereler çerçevesinde kendime açtığım alanlarla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi harekat alanlarında terörü temizleyebildim. Sadece Amerika'ya güvendiğimiz, sadece Amerika ile bu işleri görüştüğümüz dönemleri hatırlıyor musunuz? 2012'den 2016 yılına kadar Amerikalılar ha bugün e, güvenli bölge, ha yarın Membiş'ten çekiliyorlar. Sürekli ha, Bir sürekli bir erteleme. Ondan sonra ne oldu? Türkiye darbe girişiminin arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Onun arkasından çeşitli anlaşmalar muhtemelen ortaya çıktı. Ve o anlaşmalar çerçevesinde Türkiye bugün Suriye'de kendi alanını kurgulayabildi. Ve terörcü, terör devleti kurulma ihtimali püskürtebildi. Bu dengeli yaklaşımı sürdürdüğü müddetçe Türkiye Ukrayna savaşından veya onu etki, onun etki alanında olan diğer alanlarda çok daha avantajlı bir konuma geliyor. Tahıl meselesi de bundan bağımsız değil. Tahılı bugün e, tahıl konusunda ha biz teklifi sunarız. Birleşmiş Milletler güvencesi isteriz. E, i̇şte ne bileyim mekanizmanın doğru düzgün kurgulanmasını isteriz. Türkiye'nin bundan karlı çıkacağı anlaşmayı talep ederiz. Taraflar muzlaşırsa Türkiye bu işe girer ama Türkiye kimseye Tahıl taşıyıcılığı yapmak için gelmiyor bu işe. Türkiye aksine kendisine daha faydalı olabilecek bir zemin yakalamak için giriyor. E olursa olur, olmazsa bu anlaşma e, masada Ruslar kabul etmiyoruz biz dediklerinde de Türkiye e, önemli bir ulusal güvenlik sorunuyla da karşı karşıya kalmaz.